هفتی آدنه وکی کنزانن حشتدمین هفته بو کم ببیرالین آخه دانیجی دایی کنمل ودره باوه اکی راست راست گوتن ام خزمین خواه خزمین مین حاطنه وانداکرن دخوازن ببینن هستی وان بجی ام دخوازن ببینن کو روژه که وره ام بکاربن لسر گورستانه لسر گوره بکاربن دعای که جوانه بکن فاتحه که بخوین جوان ره مخابن سی ساله جو سی سالی زیده تره جی اف دوز دوامه بر دوامه لی تشتکی براستی اشکره وره کرن تینه نهات نه اشکره کرن وکی کونزدانن لوارتینی سی لدارگی چیده کر بورانه دوزن که حتبون وکرن جبر که سی ساله خود تمام کرن او کریار نهاتن دیتن بزانه بونی نهاتن دیتن براستی دوز هاتن گرتن نها ایرو عرفه ججنه دروژن ججنه ده همی کس دچن سر گورستانه دچن سر گورن خواه دعای خود خوینن خزمین که وندا کرنه دخوازن بدعای که بجی بوان رو برن جمعه لی لوی قاده دایی کن ما مالباتن ما خوشکو براین ما جوی تشتی بپارد مینن تشتکی پر زیده تشتکی پر مزن نینه کریار ورن دیتن او خزمین مین واندا ورن دیتن که ام بکاربن گوره کوان هبه لسر وی گوره فاتحه که لسر وام خینن هاو جناکه ام دیسا دباره بکن Kayıp Vecdin Avcıl. Olay yeri Derik Mardin. Olay tarihi 12 Haziran 1994. 30 yaşındaki Vecdin Avcıl Mardin'in Derik ilçesinde çiftçilikle uğraşıyordu ve 5 çocuk babasıydı. 12 Haziran 1994 günü Vecdin Avcıl Kızıltepe'den gelen işçilerle harmanda çalışırken Derik'e bağlı Adakent köyünde jandarmalar baskın yaptı. Köylüleri meydana topladıktan sonra evlerde arama yapan jandarmalar Vecdin Avcıl'ın evinde herhangi bir şey bulmamalarına rağmen Vecdin Avcıl'a örgüte yardım yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Avcıl gözaltına alındıktan 1-2 saat sonra tekrar evinin olduğu yere getirildi. Jandarma bu kez de Avcıl'ın evinin ahırında sığınak olabileceği gerekçesiyle kontrol etmeden bombayla patlattı. Ancak var olabileceği iddia edilen sığınak bulunamadı. Avcıl ailesi Derik'te, Mardin'de, Kızıltepe'de resmi kurumlara başvuru yaptı. Derik savcılığı cevaben, kusura bakmayın, başınız sağ olsun. Vecdin Avcıl, örgüt üyeleriyle askerler arasında çıkan çatışmada örgüt üyelerinin atmış olduğu bomba sonucu yaşamını yitirmiştir, dedi. Avcıl ailesi cenazelerini almak için başvurduklarını ise hiçbir yerden bilgi alamadı. Vecdin Avcıl'ın ailesi evlerine yapılan baskınlar sonucunda Muş'a göç etmek zorunda kaldı. Muş'a gittikten sonra da evlerine her misafir geldiğinde evleri basılmaya devam edildi. 2008 yılında aile Vecdin Avcıl'ı bulmak için tekrar harekete geçti. Olaydan 18 yıl sonra İHADE Mardin Şubesi'nin çabası ile Vecdin Avcıl'ın sahte tutanakla çatışmada ölen terörist diye gömüldüğü toplu mezardaki kemiklerine ulaşıldı. DNA testiyle kimliği 2012 yılında kesinleşen Avcıl'ın kemikleri ailesine hemen teslim edilmedi. 2 yıl sonra cenaze önce Çorum'a, oradan Mardin'e en sonunda Şubat 2014'te Muş'a gönderilerek ailesine teslim edildi ve Muş'un Kızılmecit köyüne defnedildi. Kemiklerin bulunmasının ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 16.07.2012 tarih ve 2012.150 sayılı iddianamede Avcıl'ın kaybedilmesinden sorumlu tutulan dönemin Derik İlçe Jandarma Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil için şüphe olsun olmasın sivil vatandaşları çeşitli şekillerle ve tamamen keyfi bir şekilde öldürdüğü anlaşılmıştır denildi. Savcılık Avcıl dahil 13 benzer cinayeti de inceleyerek bu cinayetlerden sorumlu tuttuğu dönemin Derik komutanı olan Musa Çitil hakkında iddianame hazırladı. 21 Mayıs 2014 tarihinde ise Musa Çitil hakkında beraat kararı verildi. Bu hafta 6 Haziran 1994'te Diyarbakır ili Kocaköy ilçesinin Şahlat köyünde gözaltında kaybedilen Salih Çalık ve silah filanın akıbetini sormak için toplandı. Şahlat köyü askerler tarafından yakıldığı için Çalık ailesi Diyarbakır merkezine göç etmişti. Ancak Salih Çalık işçi olduğu için köye çalışmaya gidip gelmeye devam ediyordu. Olay günü Salih yine köye çalışmaya gitmişti. Köyde de bir askeri operasyon başlamıştı. Operasyon sırasında askerler köylüleri uzun namlulu silahlarla taradılar.
tarama sırasında iki köylü yaşamını yitirdi. Olayda Salih Çalık da ayağından yaralanmıştı. Yaralı olduğu için köyden çıkamayınca Süleyman Muntaş'ın evine sığınmıştı. Ancak askerler kaldığı evi tespit ederek eve baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda ev sahibi Süleyman Muntaş, yaralı Salih Çalık ve Çalık'ı tedavi etmek için evde bulunan Sinan Fidan askerler tarafından gözaltına alındı. Ev sahibi Süleyman Muntaş 25 gün sonra serbest bırakıldı. Salih ve Sinan'ı ise gözaltında tutmaya devam ettiler. Serbest bırakılan Süleyman Muntaş yalnızca 2 gün Salih ve Sinan ile birlikte gözaltında kaldığını, sonrasında ikisini onun yanından ayırdıklarını anlatıyor. Salih Çalık ve Sinan Fidan'ın akıbeti konusunda bir bilgiye ulaşamayan aileleri Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdular. Salih Çalık'ın annesi, savcıya iki kişinin Süleyman Muntaş'ın elinden askerler tarafından gözaltına alındığını, Muntaş'ın da buna şahit olduğunu anlattı. Ancak savcı dilekçeyi aileye iade ederek, bu şahısları biz almadık, gidin PKK'dan sorun diyerek ailelerin talebini geri çevirdi. O tarihten itibaren Salih Çalık ve Sinan Fidan'dan bir daha haber alınamadı.